Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelmiş olan yoldaşlara bakacağız. Hem de capcanlı böyle yolda giderken falan nasıl gözüküyor sizlere onu göstereceğim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde hadi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like atarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilsen de abone olup bildirim açarak yine aynı şekilde destek olabilirsin. Hala bilmeyenler varsa PUBG Mobile beta'ya girip sizler de bunu canlı olarak test edebilirsiniz. Ayrıyeten bir de oyuna yeni bir araç geldi. Bu da şey gibi düşünün, Toros gibi bir tane araç geldi. Bunu da PUBG Mobile beta'ya girerek görebilirsiniz. Hani denemek isteyenler falan filan varsa PUBG Mobile beta'ya girip deneyebilirsiniz. Beta'yı indirdikten sonra kodunuzu da tekrardan sizlere göstereyim nereden aldığınızı. Buraya gelip buradan beta test davet diye bir etkinlik var. Buraya gelip kendi kodunuzu üretip buradan o kodu giriyorsunuz ve sizlere hani oraya bir giriş kodu oluyor. Bunun sayesinde de PUBG Mobile beta'ya girip isterseniz bu işte Godzilla'yı, Kong'u, yeni yoldaşları, yeni araçlar orada canlı canlı deneyebilirsiniz, haberiniz olsun. Ama yok, ben uğraşamam, telefonumda yer yok diyorsan da ben bu videoda sizlere göstereceğim. Şimdi isterseniz hadi başlayalım. Şimdi ben PUBG Mobile beta'ya girdim. Buradan da sizlere arabayı göstereyim. Hani eğlence moduna girip gösteremiyorum şu anda. Sebebi ise PUBG Mobile'ın böyle bir yazısı var. Neye dokunsa geliyor ama aracı sizlere şu şekilde göstereyim. Oyuna yeni gelecek olan aracımız bu şekilde ve bu aracı en Angel'da sürebiliyorsunuz ve ayrıyetten ise 2 kişilik bir araç, yani hani şu an gözüktüğü gibi gözükürse eğer hani bu araç 2 kişilik, yani 2 kişi binecek bitti. Buggy'nin üstü kapalı bir versiyonuymuş gibi düşün. Hani bu aracı 2 kişi binebiliyor. Bence Toros'tan güzel de olabilir, kötü de olabilir. Umarım ki Toros gibi böyle çok fazla takla atmıyordur ve birçok kişi bu aracı kullanır diye düşünüyorum. Daha sonrasında ise mesaj kutuma gelip buradan bana gönderilen 2 tane yoldaşı alıyorum. Sizlere işte geçmişte ben köpek falan gelecek dediydim ama PUBG Mobile bu köpekleri iptal edip bunun yenisi getirmiş. Hani bu yenisi dediğim olan Godzilla ve Kong'u getirdi. Hemen bunları da şöyle göstereyim. Bakın mesela şu anda bu Godzilla mı oluyor, Kong mu oluyor? Büyük ihtimalle şu an bu Kong oluyor. Yani yanımda duruyor mesela, böyle yumruk falan sıkıyor, bir şeyler yapıyor. Bunun da böyle özellikleri var. Şuradan eğer isterseniz, bir dakika yanlış yere tıkladım. Buradan workshop'a gelip eğer ki isterseniz diğer kuşu da seçebiliyorsunuz. Hani burada şu küçük terazor var ya. He, bu Godzilla'yı bir sanırım burada ismi. İsterseniz bunu da burada deneyebiliyorsunuz. Peki bunun özellikleri neler derseniz, bir levelde böyle hiçbir şey yapmıyor, sabit duruyor. 2 levele geldiğinizde ya da bunların hepsinde level 1 yazıyor. Büyük ihtimalle bunlar 2, 3, 4 diye gidiyor. 2 level olduğunda böyle sağa sol falan bakıyor. Sonra 3 levele geldiğinizde 3 levelcik ne yapıyor? Sabit duruyor. Bu da gene kafa sallayıp kuyruk sallıyor gibi bir şey. 4 levele geldiğimizde ne yapıyorsun kanka? Gene zıplıyor, böyle birazcık bağırıyor falan. Yani ne bileyim. Bu peki yanımızda nasıl duruyor? İkisi de sanırım yanımızdayken yerde duruyor anladığım kadarıyla. Kuş omuzumuzda duruyor, bunlar yerde duruyor. Yani güzel. Bunun final şeyine bakabilir miyim bir? Final şeyde sanırım ejderhada duba çıkarıyordu. Aynen. Burası duba çıkarıyor. Diğer finali olan da mavi ejder çıkarıyor. Diğer bir finali olan ne yapıyor peki? O da yere doğru bir alev çıkartıyor. Sonra burada işte bir düşük mor leveli falan filan var. Burada kuyruğunu yakalıyor manyak. Oğlum sen köpek misin? Niye kuyruğunu yakalıyor ki yani? Hayırdır, kafandı güzel. O sonra burada şu var. Bu ne yapıyor? Bu esniyor, geri yatıyor. Oğlum bir şey değil mi? Bu Godzilla kendini herhalde köpek falan sandı. Yani ne bileyim, yere yatıyor. Daha sonra bir de burada bu var. Bu da böyle kendini sıkıyor. Sanki gösteri yapıyormuş gibi. He başka? Bu da zıplıyor, le 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 falan yapıyor. Le 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 le. Tamam okey, o da iyi. Başka? Geri kalanları da sanırım klasik, hani böyle normal yap. Oğlum üstüme çıktı lan bir an. Ha, aşağıydı geri. Okey. Şu maymuna gelirsek, maymunun finalindeyse ne yapıyorsun kardeşim bize? Bağırıyorsun. Ellerini karnına vuruyor. Bitti. Bu kadar. İyi tamam, öbürü ne? Elinde bir şey yapıyor aga. Geri dönüyor. Ne yapıyor oğlum bu? Yani çok değişik emojileri var. Kendi kendine dövecek herhalde. Ya da kendine mi bağırıyor? Ne yapıyor oğlum?
Vah vah, vallahi kafayı yemiş bu. Neyse, bir diğer emojimiz ise böyle yine gibi bağırıyor işte. Ya değişik bir şekilde bağırıyor, ne bileyim, beceremedim ama hani bağırıyor. Değişik bir emoji. Başka ne var dersen, başka böyle titreyerek bağırdığı bir tane emojisi var. Hadi bu da güzel diyelim. Başka ne var kanka? Böyle bir şeyler yapıyor. Bu ayrı bağırıyor. Tamam, sırt kaşıma farklı. O değişik bir şekilde yapıyor. Durunca yapan bir emojisi sanırım, o sanırım. Ya bu kadar. Hani bu kadar, bitti. Böyle geldiğinizde de lobide bu şekilde duruyor. Peki oyun içinde bu nasıl gözüküyor? Gelelim o kısma. Hadi oyuna da geçelim. Şimdi oyun kısmına geldik. Oyuna girdiğimizde maymun böyle ortada kocaman duruyor aga. Yani düşmanlar da bunu görecekse ne bileyim, hani çok fazla değişik olur bence. Böyle ortada duruyor bildi. Yani ortada duruyor vallahi. Baksana. Ha gel. Bak bak. Ortada duruyor aga, biz bundan ne yapacağız? Hani kuş gene omzumuzda uçuyordu falan da, bu böyle ortada durup bizi takip ediyor. Çok değişik bir şey bu arada. Yani düşmanların da bunu gördüğünü düşünürsek değişik. Mesela örnek veriyorum, rank kasarken şu anda herkesi kuşu kuş olarak gözüküyor. Örnek veriyorum, rank kasıyorsun, bir yerde yılanlıyorsun. Bu da geliyor seninle birlikte yılanlıyor, rank kasıyor. Bir şey diyeyim mi, aşırı değişik olur yani bana göre. Baksana aga, böyle sen yerde yılan diyor, adam seni takip ediyor. Zaten bizim işimiz rank kasarken yılanla bak. Hani boyu küçük de olsa senin peşini bırakmıyor. Hani kuş mesela yere yattığında uçup gidiyor ama bu gitmiyor. Bu gene geliyor çünkü bu yerde. Bir de bunlar uçarken atlarken nasıl olacak onu hiç bilmiyorum valla. Düşünsenize uçuyor böyle, nasıl uçacak ki, buna da mı paraşüt takacağız acaba? Bak arkada koşup gelişine bak. Allah'ım, ay ay. Bunu da mı görecektik be? Bu da koşarak geliyor, kaşıyor falan kendini. Dönüyor, değiştiği şeyler yapıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu denize de biniyor. Denize biniyor, çok saçma oldu ama. Hani denize geliyor. Yani denizde yüzen bir şey. Yani denizde yüzen bir kong. Denizde yüzen bir yoldaş. Hani öyle diyeyim. Çok değişik bir anlam bulamadım ama. Hani böyle koşup yanında geliyor oğlum. Yani ne diyeceğimi cidden bilmiyorum aga. Hani hep rastladığımız bir şey değil bu. Tamam, kuş uçuyordu falan filan da hani bunlar yeni geliyor. Bu seninle yüzüyor. Bence bunların artık bir böyle özel bir avantajı olmalı. Yani bana kalırsa. Ejderha da arkadaşlar böyle sırtımızda uçarak geliyor. Yani bu ayrı bir manyak zaten. Yani böyle düşseniz arkanıza, sırtınıza çıkmış, uçarak geliyor. Evet, sırtınızda böyle uçarak aşağı iniyor. Ne bileyim, Godzilla ile Kong filmini hiç izlemedim ama çok değişik duruyorlar, baksanıza. Böyle koşuyor falan. Arkası mavi mavi ışıldıyor. Bence güzel. Yani ilk defa görmemize göre bence güzel yapmışlar. Ama ne bileyim, çok değişik. Baksana kuyruğunu falan kovalıyor oğlum ya. Ben mesela rank kasarken bunu izler hiç sıkılmam. Yani kısacası onun gibi bir şey bence. Gelelim deniz testine. Deniz testine gelecek olursak da, o bir şey diyeyim mi, denizde dinozor gibi geliyor böyle. Hani dinozor diyor, pardon, timsah gibi aga. Hani denizin içinde timsah olur ya böyle. Tabi timsahlar suda yaşıyordu değil mi? Aynen, suda yaşıyordu. Hani böyle suyun içinde timsah gelir gibi geliyor. Yani çok değişik, cidden çok çok değişik. Hani rank kasıyorsun, karşıya gidiyorsun, arkanda bu geliyor, sen de karşıya gitmeye çalışıyorsun falan. Ya bence aşırı aşırı değişik, nasıl olacak bilmiyorum ama herhalde ben büyük ihtimalle bunu alırım diye düşünüyorum. Siz hangisini alacaksınız? Çünkü PUBG Mobile büyük ihtimalle böyle 50 tane yapboz verir, kuşta verdiği gibi. Der ki 50 yapbozuru maymuna mı kullanacaksın, ejderhaya mı kullanacaksın? Ve yeni gelecek Godzilla ve Kong bu şekildeydi. Yani PUBG Mobile büyük ihtimalle buna bir 50 yapboz verecek. İşte diyecek ki, kardeşim sen bu 50 yapbozla bu Godzilla'yı mı almak istiyorsun, Kong'u mu almak istiyorsun? Ben büyük ihtimalle mavi şu ejderhaya benzeri alacağımı düşünüyorum. Bu sanırım Godzilla oluyor. Daha önce filmini izlemediğim için tam detaylı bir bilgim yok ama hani ben büyük ihtimalle onu alırım. Peki sen hangisini alacaksın? Kesinlikle yoruma yazmayı unutma. Ben kaçıyorum yavaştan. Görüşürüz bir sonraki PUBG videoda. Görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.